Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli seyirciler, bugün başkanlık sistemine nasıl geldik? Bu konu üzerinde duracağız. Devletler, milletler her zaman tarih içerisinde en güzel idareyi, en güzel insanları idare etme sistemini bulmaya çalışmışlardır. Örneğin Romalılarda meclis vardı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yüce Allah tarafından peygamberlik görevi verildikten sonra Darul Erkam diye bir meclis açtı, bir toplantı yeri kararlaştırdı. Mekke müşriklerinin de Darul Nedve diye bir meclisleri vardı. Mekke müşrikleri affedersiniz, önemli kararlarını Darul Nedve'de alırlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarıyla beraber önemli kararları Erkan bin Erkam'ın evinde, Darul Erkam'da alırdı. Darul Erkam neredeydi? Hacca gidenler, umreye gidenler bilirler. Şimdiki Safa Tepesi'ne yakın bir yerdeydi. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devleti kurduktan sonra, Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra da devlet başkanı oldu, devletini kurdu ve arkadaşlarıyla istişare ederek, fikir alışverişinde bulunarak devleti idare ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi var. Şura demek beraber alınan karar demek, meclis demek, fikir alışverişi demek. Ve insanların ortak görüşüyle alınan karar demek. Kur'an-ı Kerim'de evet Şura suresi var. Kur'an-ı Kerim'in tertip sırasına göre 42. suresidir. Şura ne demekti? Şura fikir alışverişi yapmak, önemli kararlar olduğunda, önemli meseleler olduğunda, devlet meseleleri olduğunda, önemli işler olduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar halkı ile beraber, milleti ile beraber karar alırlardı, bir neticeye varırlardı. Örneğin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud Savaşı yapılacağı zaman arkadaşlarını topladı. Dedi ki gelen Mekke müşrikleri, Mekke'den gelen ordu kuvvetli bir ordudur. Asker sayısı bizden fazladır. Nasıl yapalım diye ashabına, arkadaşlarına sordu. Arkadaşları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kararı Medine'de kalıp şehri içeriden müdafaa etmekti. Fakat arkadaşları özellikle Bedir Savaşı'na katılmayan gençler meydan savaşı istediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da o gençlerin ve çoğunluğun görüşüne uyarak Uhud Savaşı'nda meydan savaşı yapmaya karar verdi. Demek ki Peygamber Efendimiz verdiğimiz örnekten de görüldüğü gibi önemli meselelerde arkadaşlarına danışırdı. Devlet işlerini, önemli devlet işlerini arkadaşlarla istişare ederdi. Onlarla fikir alışverişi yapardı. Kur'an-ı Kerim'de dediğimiz gibi Şura suresi var. Şura ne demektir? Beraber karar alma, fikir alışverişinde bulunma, birlikte karar alma. Şura bir toplumun aldığı kararla hareket etme. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da sağ olduğu müddetçe bu prensipten hiç ayrılmadı. Miladi 632 yılında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ahirete göçünce bazıları dediler ki biz devlet başkanı halife Emir el Müminin
Kureyşlilerden olsun. Bazıları dediler ki Medinelilerden olsun. Bazıları dediler ki Evs kabilesinden, Medine'nin Evs kabilesinden olsun devlet başkanı. Bazıları dediler ki Medine'nin Hazreç kabilesinden olsun. Bazıları da dediler ki Mekke'nin şu şu aşiretinden olsun diye fikir ayrılığı ortaya çıktı. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir elini uzatarak "Ya Ömer, seni devlet başkanı olarak tanıyorum." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer de "Ben de seni devlet başkanı olarak tayin ediyorum." dedi. Böylece Hazreti Ebu Bekir devlet başkanı seçildi. Emir el Müminin seçildi, halife olarak seçildi. Ve bütün insanlar da kabul ettiler, biat ettiler. Hazreti Ebu Bekir 2 veya 2,5 sene kadar bir zaman devlet başkanlığı yaptı. Hazreti Ebu Bekir ahirete göçünce, vefat etmeden önce Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir'den "Senin yerine kimi tavsiye edersin?" diye sordular. Devlet ileri gelenleri, "Ya Ebu Bekir, sen ahirete göçersen senin kendi yerine kimi tavsiye edersin?" dediler. Hazreti Ebu Bekir de "Size Hazreti Ömer'i tavsiye ediyorum." dedi. Millet de bunu kabul etti. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer devlet başkanı oldu. Ve böylece Emir el Müminin yani halife seçilmiş oldu. Millet de bunu kabul ettiler, biat ettiler Hazreti Ömer'e ve Hazreti Ömer devlet başkanlığına seçildi. Hazreti Ömer 10,5 sene kadar devlet başkanlığı yaptı. Ondan sonra vefat edeceğini anlayınca dediler ki "Ya Ömer, seni Hazreti Ebu Bekir tavsiye etmişti. Sen kendi yerine eğer ahirete göçersen kendi yerine kimi tavsiye edersin?" dediler. O zamanki devletin ileri gelenleri. Hazreti Ömer de dedi ki "Ben 6 kişilik bir heyete, benden sonra devlet başkanlığı seçimini 6 kişilik bir heyete havale ediyorum. O 6 kişi toplansınlar, 3 gün aralarında görüşsünler ve kendi aralarında bir devlet başkanı seçsinler." dedi. Halk da bu isteğe uydu. O 6 kişi toplandılar ki bunların içerisinde Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdurrahman bin Avf radıyallahu an, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam ve Hazreti Ömer'in amcasının oğlu eniştesi vardı. Bu 6 kişi Hazreti Ömer'in vefatından sonra 6 kişi toplandılar. Kendi aralarında toplantı başkanının reyiyle de Abdurrahman bin Avf'ın reyiyle ve diğer kişilerin isteği doğrultusunda Hazreti Osman halife olarak seçildi. Hazreti Osman'ın devlet başkanlığı, halifeliği, emir el müminliği 12 sene sürdü. 12 sene sonra Hazreti Osman ahirete göçtü. Ahirete göçünce millet Hazreti Osman'ın yerine Hazreti Ali'yi seçti. Yani 4 halife Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali kısmen milletin oyuyla seçilmişlerdir. Biat sistemiyle seçilmişlerdir. 4 halife devri saltanat devri değildir. Babadan oğula geçen bir sistem değildi. Keşke Müslümanlar o sistemi geliştirerek günümüzdeki başkanlık sistemine ta o zamanlarda ulaşabilselerdi. Hazreti Osman şehit olup da yerine Hazreti Ali devlet başkanı Emir el Müminin yani halife seçilince 4 kişi itiraz etti buna. 4 kişi itiraz etti. Hazreti Ali'nin devlet başkanlığına 4 kişi itiraz etti. Bunlardan birisi Zübeyr bin Avvam'dı, birisi Talha bin Ubeydullah'dı,
Birisi de Hazreti Ayşe anamızdı. Dördüncü itiraz eden kişi, Hazreti Ali'nin devlet başkanlığını kabul etmeyen kişi de Şam valisi Muaviye idi. Tabii Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam ve Hazreti Ayşe anamız ordu topladılar. Hazreti Ali onlarla Basra'da Cemel vakası denilen vakada onlarla karşılaşmak, ordusuyla karşılaşmak zorunda kaldı. Ve kısa zamanda Hazreti Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam ve Hazreti Ayşe anamızın ortaya koyduğu karşı çıkma hareketini etkisiz duruma getirdi. Sıra Muaviye'ye gelmişti. Muaviye Şam valisiydi. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Muaviye'nin abisini Hazreti Ömer Şam valisi olarak tayin etmişti. Kısa bir süre sonra Muaviye'nin abisi Yezid bin Ebu Süfyan rahmetli olunca, vefat edince Hazreti Ömer onun yerine kardeşi Muaviye'yi Şam valiliğine tayin etmişti. Ve Hazreti Ömer'in son dönemlerinde Şam valisi olarak kaldı. Hazreti Osman'ın devlet başkanlığı, halifeliği döneminde 12 sene olarak Şam valisi olarak kaldı ve tahminen 18 sene bir fiil Şam valiliği yapmıştı. Hazreti Osman şehit edilip de yerine Hazreti Ali seçilince Muaviye, Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmedi. Bazı şartlar ileri sürdü ve Hazreti Ali'ye isyan bayrağını çekti. Bunun üzerine Cemel vakasından sonra Hazreti Ali radıyallahu an Muaviye ile Sıffın Savaşı'nı yapmak zorunda kaldı. Bu Sıffın Savaşı'nda on binlerce insan ve ashab Peygamber Efendimiz'in arkadaşları şehit oldular. Neticede iki ordu yenişemedi ve devleti Muaviye böldü. İki tane devlet meydana çıktı. Bir tarafta Hazreti Ali devlet başkanıydı. Emir el müminindi. Bir tarafta da Şam valisi Muaviye kendisini devlet başkanı olarak ilan etti. Ve 5,5 sene kadar Hazreti Ali yaşadı. Hazreti Ali vefat edince yerine oğlu Hazreti Hasan radıyallahu an devlet başkanı oldu. 6 ay sonra Muaviye'nin kendisini rahat bırakmayacağını gördüğü için Muaviye ile bir anlaşma yaptı ve Muaviye'ye devlet başkanlığını bıraktı. Evet, 4 halife devri kısmen 4 halife, ilk 4 halife halkın oyuyla seçilmişlerdir. Keşke Müslümanlar o zamanki sistemi geliştirerek daha önce başkanlık sistemine geçebilselerdi. Muaviye uzun süre devlet başkanlığı yaptı. Silah zoruyla devlet başkanlığını ele geçirmişti. Tahminen 18-19 sene kadar devlet başkanlığı yaptı. Öleceğini anlayınca yerime oğlum devlet başkanı olacak dedi. Yerime oğlum Yezid devlet başkanı olacak dedi. Bunu sağlığında bütün valilere kabul ettirdi. Bütün ileri gelenlere kabul ettirdi. Fakat 3 kişi bunu kabul etmediler. Bunlardan birisi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, birisi Zübeyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah, birisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın torunu Hazreti Ali'nin oğlu Fatma'nın oğlu, Fatma anamızın oğlu Hazreti Hüseyin. Bu 3 kişi Yezid'in halifeliğini, devlet başkanlığını kabul etmediler. Muaviye oğluna dedi ki Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah fazla direnmez ama diğer ikisi kesinlikle ne yaparsan yap senin devlet başkanlığını kabul etmezler dedi. Muaviye ahirete güçtü tabii, yerine oğlu Yezid geçti
Böylece saltanat idaresi babadan oğula geçme, devleti babadan oğula geçme, saltanatla idare etme sistemi Yezid'le başlamış oldu. Tabi Abdullah bin Zübeyr ile Hazreti Hüseyin Yezid'in devlet başkanlığını kabul etmediler, karşı çıktılar. Hazreti Hüseyin'i Yezid'in ordusu Kerbela'da şehit etti. Ehli Beyt, birçok Ehli Beyt mensubu ile beraber. Fakat Zübeyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah Medine'de devlet başkanlığını ilan etti. Ortalama olarak 9 sene kadar devleti idare etti. Ama devletin yarısına hakim olabildi. Devletin yarısına Yezid hakimdi, diğer yarısına da Abdullah Zübeyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah sahip oldu. Böylece devlet ikiye bölünmüş oldu. 9 sene sonra Emevi halifesi Abdülmelik döneminde Zübeyr bin Avvam'ın oğlu Abdullah'ın ordusunu Abdülmelik yenerek onun valilerinden olan Haccac-ı Zalim Abdullah bin Zübeyr'in oğlunu yenerek Abdullah bin Zübeyr'i şehit ettiler ve böylece devlet idaresi tamamen Emevilerin eline geçti. Tabi Emevilerin devlet süresi 89 sene kadardır. Miladi 661 yılında devleti ele geçirmişlerdir. Bu miladi 750 senesine kadar devam etmiştir. 89 sene Emeviler saltanat ile babadan oğula geçen bir sistemle devleti idare etmişlerdir. Yani kimin devlet başkanı olacağını bir aile, Emevi ailesi, yani Yezid'in ailesi, Muaviye'nin torunları bunu kararlaştırıyorlardı. Tabi Emevi halifeleri içerisinde iyi insanlar da var. Bunlardan birisi Ömer bin Abdülaziz'dir. Ömer bin Abdülaziz anne tarafından Hazreti Ömer'in torunudur. Emevilerin yaptığı haksızlığı yapmak istememiştir. Ömer bin Abdülaziz Emevi halifesi olmasına rağmen aynen 4 halife devrindeki idare gibi bir idare ile devleti idare etmeye çalışmıştır. Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömer'in torunlarından olan Ömer bin Abdülaziz bu sistemi benimseyince ve bunu uygulamaya başlayınca kendi akrabaları tarafında tepki çekti ki Ömer bin Abdülaziz'e 5. Raşid halife, 5. halife denir. Yani 4 büyük halife ile halifeye benzetilir Ömer bin Abdülaziz. Tabi Ömer bin Abdülaziz'in devlet başkanlığı, halifeliği kısa sürdü. 2,5 sene kadar sürdü. Devleti çok adaletli bir şekilde yönetti. Dedesi Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ömer de gelmiş ve gelecek olan bütün devlet başkanları içerisinde en adaletli hükümdardı. En adaletli devlet başkanıydı. Emir-el Mümin'indi, halifeydi. Ve Hazreti Ömer halifeliği, devlet başkanlığı döneminde adaletiyle tanındı. Belki de Hazreti Ömer'den bu yana ve bugünden ahiret gününe kadar, mahşer gününe kadar devlet adamları içerisinde Hazreti Ömer'in devleti idare şekline ve adaletine yetişecek çok az kişi olacaktır. Belki de olmayacaktır. Hazreti Ömer devleti çok iyi idare etti. Emevi halifesi olan ve miladi 718 yıllarında devlet başkanı olan, halife olan Ömer bin Abdülaziz de anne tarafından dedesi olan Hazreti Ömer gibi devleti idare etmeye çalıştı. Ve halkı da
idareye kattı. Önemli kararları milletle beraber alıyordu. Bu hanedan içerisinde tepki çekti. Bir rivayete göre genç yaşta vefat etti Ömer bin Abdülaziz. Bir rivayete göre de saray içerisinde kendi akrabaları tarafından şehit edildi. Tabi Emevilerin devlet süresi ne kadardı? 89 seneydi. 89 sene sonra miladi 750 yılında Abbasiler devleti ele geçirdiler ve Emevilere son verdiler. Emevi hanedanlığına son verdiler. Hurasanlı Eba Müslim'in de yardımı ile devlet idaresi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın torunlarından Abdullah, Ebul Abbas Abdullah isminde Hazreti Abbas'ın torunlarından birisinin yönetimine geçti. Bu kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın amcalarından Hazreti Abbas'ın torunlarındandı. Devletin ismini de Abbasiler olarak değiştirdi. Abbasi devletinin devlet idaresi 508 sene sürdü. Yani miladi 750 yılından 1258 yılına kadar. Hülago Moğol olan Hülago'nun Bağdat'ı işgal etmesi ve Abbasilere son vermesine kadar 508 sene Abbasi hanedanlığı devam etti. Abbasi hanedanlığı da bir aile hanedanlığıydı. Aileden bir devlet başkanı vefat ettiği zaman aileden birisi devlet başkanı olarak seçilirdi. Halk bu işlere karıştırılmazdı. Tabi Abbasi halifeleri içerisinde sevdiğimiz halifeler var. Bunlardan birisi de Harun Reşit'tir. Harun Reşit de devleti çok adaletli bir şekilde idare etmeye çalışmıştır. Ondan sonra gelen Memun ve Mutasim ismindeki Abbasi halifeleri de millete yakın bir idare kurmuşlardır. 508 sene sonra yani miladi 1256 yılında Moğol olan Hülag ordusu ile gelip de Bağdat'ı ele geçirip de Abbasi devletine son verince yönetim Hülagu'nun Moğolların eline geçmiş oldu. Bu arada Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Büyük Selçuklu Devleti de babadan oğula geçen bir hanedan, bir aile şirki, aile fertleri idare ederlerdi. Tabi Büyük Selçuklu Devleti'nin içerisinde de çok değerli halifeler, çok değerli devlet adamları var. Bunlardan birisi Sultan Alparslan'dır. Bize Anadolu'nun kapılarını açmıştır. 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı ile ordusuyla Bizans İmparatoru Romanus Diyojen'i yenerek Müslümanlara Anadolu'nun kapılarını açmıştır. Tabi kendisinden sonra gelen oğlu Melikşah da adaletli bir hükümdardı, adaletli bir devlet adamıydı. Ama gerek Emeviler, gerek Abbasiler ve gerekse Büyük Selçuklu Devleti bir aile yönetimiydi. Milletin görüşü sorulmadan devlet başkanı tayin ediliyordu. Dört halife devrindeki biat sistemine benzemiyordu. Ondan sonra Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti de sona erince yerine Osmanlı Devleti kuruldu. 1299 yılında Osmanlı Devleti kuruldu. Osmanlı Devleti de bir aile idaresiydi. Bir aile devleti idare ediyordu ve 1299 yılından 1923 yılına kadar, 1922 yılına kadar 623 sene devleti hep bir Osman oğulları sülalesi idare etmiştir.
Osman Gazi'den 1. Ahmet'e kadar, yani Sultan Ahmet Camisi'ni yapan 1. Ahmet'e kadar babadan oğula geçmiştir. Osmanlı devlet idaresi babadan oğula geçmiştir. Ondan sonra ailenin en büyüğüne geçmiştir. Osmanlı muhteşem bir imparatorluktur, muhteşem bir devlettir. Onun zamanında Müslümanlar dünyayı idare eden kişilerdi ve Osmanlı Devleti de dünyada bir numaralı devletti. En az 400 sene, 450 sene dünyayı idare etmiştir Osmanlı. Topkapı Sarayı'ndan idare etmiştir. Osmanlı padişahları, ben padişahlık sistemini sevmem. Halkın oyuyla seçilmemiş idareleri sevmiyorum. Ama Osmanlı padişahları içerisinde de sevdiğim padişahlar vardır. Bunlardan biri Mehmet Çelebi'dir. Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunları çok altırsak Kanuni Sultan Süleyman'dır. 4. Murat'tır. 2. Abdülhamit'tir. Devleti adaletli bir şekilde İslam prensiplerine uygun olarak devleti idare etmeye çalışmışlardır. Ve gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü döneminde, gerek 4 halife döneminde, gerek Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular ve Osmanlı döneminde Müslümanlar hep dünyada etkili insanlar olmuşlardır. Dünyaya yön veren insanlar olmuşlardır. Tabii Müslümanlar bazen zayıflamışlardır. Örneğin beylikler dönemi var. Anadolu'da beylikler dönemi var. Her şehir bir devlet kurmuş. Bu beylikler döneminde Müslümanlar zayıflamışlar. Yani Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçukluların dağılmasından sonra Müslümanlar Anadolu'da her şehir bir devlet kurmuş. Sonra Osmanlı Devleti kurulmuş ve Osmanlı Devleti, Osmanlı Beyliği büyüyerek diğer beylikleri de emri altına almıştır ve 623 sene 1299 yılından 1922 yılına kadar 623 sene dünyayı idare eden bir devlet olmuştur. Osmanlılar döneminde ve diğer zamanlarda beylikler dönemine katmasak Müslümanlar hep devlet yönetiminde, dünyayı idare etme yönetiminde hep etkili olmuşlardır. 1922 yılında Osmanlı Devleti fiilen sona erdi. Tabii biz Amerika kıtası ne zamana kadar bilinmiyordu? Hazreti Adem'den günümüze kadar ne kadar Yüce Allah'ın dünyayı ne zaman yarattığını bilmiyoruz. Fakat şu bir gerçek ki Fatih Sultan Mehmet ordusuyla İstanbul'u 1453 yılında fethetmiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden ortalama 40-45 sene sonra, 50 sene sonra Amerika kıtası dünyada var olduğu öğrenilmiştir. 1490'ların sonunda Osmanlı Devleti bütün ticaret yollarına hakim olunca Avrupalılar okyanuslara açılıp başka yerler aramışlardır. Ve önce Kristof Kolomb, sonra Magellan, sonra Amerigo Vespucci uluslararası denizlere açılarak, okyanuslara açılarak Amerika kıtasını bulmuşlardır. Tabi bazılarına göre Amerika kıtasını Kristof Kolomb bulmuştur. Dünyada var olduğunu, keşfettiğini söylerler. Bazıları Magellan Amerika kıtasını bulmuştur. Bazıları Amerigo Vespucci yeni bir kıta olduğunu söylemiştir ve onun ismi Amerika'ya verilmiştir. Amerigo Vespucci isimli denizci burası yeni bir kıtadır demiştir. Fakat bana göre Amerika kıtasını bulan kişi
Osmanlı amirali Piri Reis'tir. Piri Reis'in o dönemlere ait Amerika haritası vardır ve şimdiki haritalara yakın bir şekilde Amerika kıtasının haritalarını çizmiştir. Bana göre Amerika'yı keşfeden Piri Reis'tir. Tabii Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu insanlar öğrenince Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan Amerika'ya güç etmeye başladılar. 1500 yıllarından 1776 yılına kadar insanlar güç ettiler. 1776 yılında Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. Amerikalılar bir araya geldiler. Kuzey Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular. Ve ilk cumhurbaşkanları da George Washington oldu. 1778 yılından günümüze kadar, yani 2018'e kadar aradan geçen 240 sene içerisinde, 240 senedir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanını millet seçer. Halk seçer. Halk 4 senede bir başkanı seçer. Başkanın 1945 yılına kadar başkan birden fazla aday olabiliyordu. Fakat 1945 yılından sonra bunu iki devre ile sınırladılar. 240 senedir Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarını 4 senede bir başkanlık seçimi yapmak şartıyla millet seçer ve bu sistem de şimdiye kadar güzel bir şekilde uygulandı. 240 senedir uygulanıyor. Tabii Amerikalılar Müslüman değil ama Osmanlı'yı taklit etmişlerdir. 4 halife dönemini taklit etmişlerdir ve iyi örnekleri göz önüne alarak böyle bir sistem kurmuşlardır. 1945 yılında Theodore Roosevelt'ten sonra iki devre ile başkan olan kişiyi iki devre ile sınırlamışlardır. Demişlerdir ki kanunlarını değiştirerek başkan seçilen kişi 4 sene görev yapar. Eğer isterse bir daha aday olur seçilirse 4 sene daha görev yapar. 8 sene sonunda yani iki devrenin sonunda bir daha aday olamaz. Bu 1945'ten beri uygulanıyor ve başkan seçilir, 4 sene görev yapar. Kim seçer başkanı? Halk seçer. Tabii birkaç aday çıkar. Bu adaylar içerisinde millet bir başkan seçer Amerika Birleşik Devletleri'nde. O başkan seçilen kişi 4 sene kalır. Bir devre daha aday olma hakkı vardır. Aday olursa, eğer seçilirse 4 sene daha kalır. En fazla 8 sene sonra bir daha aday olamaz ve evine gider, oturur, yerine başkası gelir. Bizde de 1923'te kurulan cumhuriyetle beraber 1950 yılına kadar bir parti devleti idare etmiştir. Ve seçilen meclis vardır ama meclis kimi seçerse o kişi başkan olur. Çok partili hayat yoktur. Tek bir parti vardır. Ve Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü böyle seçilmişlerdir. 27 sene. Mustafa Kemal'a ne diyorlar insanlar? Ebedi şef diyorlar. İsmet İnönü'ye ne diyorlar? Milli şef diyorlar. Yani 1923 yılından 1938 yılına kadar. Yani Mustafa Kemal ahirete güç edene kadar bir fiil devlet başkanı olmuştur. 1938'de ahirete göçünce yerine meclis İsmet İnönü'yü seçmiştir. İsmet İnönü 1946'da çok partili hayata geçmiştir. Milli şef iken, bütün idare elindeyken,
Tabii İsmet İnönü hakkında birçok olumsuz şey söyleyebiliriz. Ama iki tane olumlu iş yapmıştır. İsmet İnönü Malatyalıydı. Ben de Malatyalıyım. Çok olumsuz işler yapmıştır 1938 ile 50 arasında. Özellikle dindarlara çok baskı yapmıştır. Fakat bu yaptığı haksızlıkların yanında iki tane iyilik yapmıştır bana göre. Bunlardan birisi 1939 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı'na ülkemizi dahil etmemesidir. Bu olumlu bir başarıdır. İkincisi de 1946 yılında İsmet Paşa, Milli Şef olan, o zamanki ismiyle Milli Şef olan İsmet Paşa, 1946'da çok partili hayata geçmiştir. 1946 seçimleri şaibeli bir seçimdir. İnsanlar açıktan oy kullanmaya mecbur edilmişlerdir. Ama oylar gizli sayılmıştır. Açık oy kullanma, gizli tasnif, gizli oy sayımı ile 4 sene daha İsmet Paşa iktidarda kalmıştır. Fakat 1950 yılında çok partili hayat devam etmiştir. Ve 1950 yılında daha adil bir seçim yapılmıştır. İnsanlar gizli oy kullanmışlardır. Oylar açıkça sayılmıştır. Ve İsmet İnönü Milli Şef iktidarı kaybetmiştir. Yerine Demokrat Parti gelmiştir. Demokrat Parti'yi kim seçmiştir? Millet seçmiştir. 1950, 54 ve 57 seçimlerini Demokrat Parti ve Menderes, Adnan Menderes kazanmışlardır. Bir fiil 10 sene başbakanlık yapmıştır Adnan Menderes. Cumhurbaşkanı da Celal Bayar'dı. 4 senede bir seçim yapılıyordu ve halkın katılımıyla, bütün halkın katılımıyla seçimler yapılıyordu. Ve böylece iktidarı millet tayin ediyordu. Evet, 4 halife devrinden sonra Muaviye devlet idaresini saltanata dönüştürmüştür. 4 halife devrinde, yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu an döneminde kısmen biat sistemi vardı. Milletin uyuyla sınırlı da olsa devlet başkanı seçiliyordu. Fakat Muaviye bu işin üzerine bir çizgi adeta çekti. Adeta bu işi kaldırdı ve yerine artık bundan sonra babadan oğula saltanat sistemini kurdu. Ve Muaviye'den sonra oğlu Yezid devlet başkanı oldu. Ondan sonra aynı sülale devam etti. Bunu Abbasiler de devam etti. Emeviler devam etti. Abbasiler devam etti. Büyük Selçuklu devam etti. Osmanlı devam etti. Fakat 1950 yılında çok partili hayata ülkemizde geçildi. Ve millet artık liderini, devlet başkanını, hükümetini seçer duruma geldi. Tabii 1960 yılında ihtilal oldu. Askeri yönetim halkın oyuyla gelmiş olan Menderes'in iktidarına, yani Demokrat Parti iktidarına silah zoru ile son verdi. Ve ondan sonra seçimler belli aralıklarla askerler yönetti ve belli aralıklarla da seçimler yapıldı. Ne zamana kadar? 2014 yılına kadar. Yani ben 1949 doğumluyum. 69 yaşındayım. Şimdiye kadar, 2014 yılına kadar hep itilallar olurdu. Milletin seçtiği hükümetleri ordu içerisinden çıkan gruplar devirirlerdi silah zoruyla ve devleti ele geçirirlerdi. Bunu 27 Mayıs 1960'da yaptılar. 1971 yılında muhtıra vererek yaptılar. Milletin seçtiği idareyi, hükümeti devirdiler. 1980'de yaptılar. 1987'de yaptılar. 2007 yılında yapmaya kalktılar ve en son
2016 15 Temmuz 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ordu içerisinde bir grup çıkarak itilal yapmak istedi. Fakat Allah'tan başarılı olamadılar. Tabii biz son yıllarda başkanlık sistemine geçtik. Başkanlık sistemi bundan sonra bizden nasıl uygulanacak ki 1914 yılında bu uygulandı. Cumhurbaşkanlığı eskiden meclis seçerdi. 2014 yılında millet seçti, devlet başkanını seçti. Tabii devlet başkanlığı nasıl bir şeydir? Belediye idaresine benzer bir sistemdir. Millet belediye başkanını seçer. Belediye başkanı başkan ismini alır. Belediye başkanının yanında belediye meclisi vardır. Her partiden oy aldığı oranlara göre her belediye başkanının yanında bir belediye meclisi vardır. Bu meclis üyeleri çeşitli partilerden de olabiliyorlar. Bu belediye meclisi başkanı denetler. Alınan kararlar yargıya açıktır. Ve biz belediye başkanlarına ne diyoruz? Başkan diyoruz. İstanbul Belediye Başkanı, Başakşehir Belediye Başkanı, Esenler Belediye Başkanı, Malatya Belediye Başkanı ve ilçelerin de belediye başkanlarına ne diyoruz? Başkan diyoruz. Önümüzdeki 24 Haziran'da ilk defa olarak milletimiz bir başkan seçecek. Bir başkan seçecek. Milletin seçtiği başkan devleti 5 sene idare edecek. Tabii başkanın yanında ne olacak? Meclis de olacak. 24 Haziran'da hem milletvekili seçimi olacak, hem cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Seçilen meclis yasama, kanun çıkarma görevini yapacak. Seçilen cumhurbaşkanı da devlet başkanı da 5 sene hükümeti ve devlet işlerini idare edecek. Tabii aldığı kararlar gerek meclisin gerekse cumhurbaşkanının ve danışmanlarıyla beraber aldığı kararlar yargıya açık olacak. Yargı kanunlara aykırı olan cumhurbaşkanının kararını da iptal edebilecek, meclisin kararını da iptal edebilecek. Adaletli olmak şartıyla, İslam prensiplerine uygun hareket etmek şartıyla başkanlık sistemi bana göre çok güzel bir sistemdir. Başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Gelecek hafta cumartesi günü saat 17'de tekrar buluşmak umuduyla Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, her türlü iyiliği üzerinize ve üzerimize olsun. Allah'a ısmarladık.